Lefkoşa'da kebabın doğru adresi, eşsiz lezzetlerin mekanı, Urfalı Osman Bey Konağı, Cem Rakar'la 360 dereceyi sunar. Diyalog TV ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi saatlerimiz 15.10'u gösterirken 360 dereceyle sizlerle birlikteyiz. Evet, geçtiğimiz haftada vurguladığımız gibi Eylül ayının gelmesiyle birlikte eğitim sektöründe canlanmaları bugün itibariyle daha da yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bugün itibariyle devlet okullarımızda eğitim öğretim yılına bugün itibariyle başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılına üniversite öğrencilerinin adamıza gelmesiyle birlikte yine yollarımız, caddelerimiz, okullarımız renklendi, ışıldadı. Dileriz 2018-2019 yılı sevgi, saygı, hoşgörü, adalet ve dayanışma duygusu ile güzel ve başarılı bir yıl olur tüm ülkemiz için, tüm öğrencilerimiz için, tüm öğretmenlerimiz için. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, eğitim öğretimin canlanmasıyla birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi programımızda biraz daha fazla gündeme getirmek, biraz daha fazla konu etmek istedik. Bu nedenle bugün pedagog Sayın Ayşen Oy bizlerle birlikte çocuklarımızı konuşacağız, gençlerimizi konuşacağız. Sizlerden gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağız. 360 derece başlıyor. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Ayşen Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Program öncesi de sizinle böyle bir ön sohbet yapalım dedik. Neredeyse programa yetişemiyorduk. Aynen öyle. Enerjiniz muhteşem bu arada. Çok teşekkür ederim. Sizin de aynı şekilde. Teşekkürler. Konuşacak çok konu olduğuna inanıyorum. 360 derecede samimi, içten, halkın yanında olan, halkın diliyle konuşabilen, onlara ışık tutmaya çalışan bir program. O yüzden eminim bugün izleyicilerimizin de sizden edineceği çok bilgi vardır. Umarım. Biz de eğitim camiasında sürekli sorularla karşılaşıyoruz. Özellikle çocuk ve ergen psikolojisiyle ilgili konuşacağımız çok konu var diyorum. Aynen öyle. Diyorum. Bir yerden başlamak lazım. Evet. Sizleri tanıyan eminim uzun bir süredir artık adada yaşıyorsunuz. Evet. Bizden birisiniz. Biz Kesinlikle. Öyle kabul ediyoruz. Evet. Ama yeni tanıyan izleyicilerimiz için biraz pedagog Ayşen Oy'dan bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedeyim. 1971 Tekirdağ doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü mezunuyum. Ama pedagoji bölümünü bitirmeden önce babam da aynı zamanda gazetecidir. O da eski Trakya, evet. Hürriyet ve Milliyet Gazetesi Trakya Bölge muhabiriydi. Ondan kalan bir aşkla hep böyle bir yayıncı, basın yayın, gazeteci olmak istemişimdir. Ve önce bir çok kısa bir süre Milliyet Gazetesi'nde, daha sonra da Yayın Evi Camiası'na girdim. Hı. Ve öğrencilik yıllarımda çocuk kitapları yazmaya başladım. Yaklaşık 30 yıldır da çocuk kitapları yazıyorum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra Türkiye'de Bahçeşehir Koleji, Neşerberk Joyful House'da ve en son adaya gelmeden önce de sevgili hocam Sayın Üstün Dökmen'le çalışıyordum. Hı hı. Ve bundan 10 yıl önce evlilik dolayısıyla adaya yerleştim. Kıbrıs vatandaşı oldum ama o kadar çok seviyorum ki bu güzel adayı. Şimdi Türkiye'ye gittiğimde sen nerelisin dediğinde artık ben Kıbrıslıyım diyecek kadar da Kıbrıs vatandaşlığını ve Kıbrıslı olmayı da benimsedim tabii ki. Burada da tabii ki Türkiye ile gene içli dışlıyım. Çocuk kitapları yazmaya devam ediyorum ve yayıncılarım Türkiye kökenli. Ama Kıbrıs'ta da Kolan British Hospital ve Nis Tıp Merkezi'nde özel danışmanlıklarımı alıyorum. Aynı zamanda özel bir okulda 2 gün görev almaktayım. Günler böyle yoğun 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 devam ediyor. Evet.
Burada iki özel hastanede danışmanlık yapıyorsunuz. Aha. Yaş gruplarımız neler? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi pedagogluk çok enteresan. İşte içeride de konuştuğumuz gibi bizim biraz böyle çok karma bir eğitimimiz olduğu için. Mesela benim 0 yaşından, yani nasıl olur bu? İşte şimdi anne babalar çok bilinçli. Diyorlar ki biz çocuğumuzun gelişimine 0 değil tabii, 0 aylık bir çocuk değil ama 6 aylıktan itibaren takip ettiren anne babalar var ve yeni nesil anne babalar çok bilinçli. O yüzden 6-18 yaş çocuk ama bunun yanında ana baba terapisti alıyoruz mecbur. Mesela anne baba boşanıyor ya da çatlamış aile, mecbursunuz çocukla ilgilendiğiniz kadar en azından anne babayla da ilgilenmeye. O yüzden biz kısaca şey diyoruz, anne baba ve çocuk terapisi. Evet. Ama yaş aralığı olarak da 0-18 yaş. Evet, yani ergenler de bunun içerisine. Tabii ergenlikte de çok fazla danışanım var zaten. Evet, şimdi bizler de aslında hani her eğitimci çocuk ve ergen psikolojisiyle, özellikle ergenlik çağında birebir karşılaşıyoruz. Evet. Ne kadar bizler de eğitimci olarak hani pedagoji, formasyon, altyapısı almış olsak da bizlerin bile zaman zaman gerçekten sizlerin görüşlerine, fikirlerine danışmamız gerekiyor. Zorlu durumlarla karşılaşıyoruz. Söyleyeceğiniz tek bir söz, tek bir hareketiniz hayat boyu, yaşam boyu kalıcı izler, etkiler bırakabiliyor çocukların, ergenlerin üzerinde. Evet. Ve bazen bunu çok bilinçsizce, hiç farkında olmadan bize göre çok normal bir anlık hareket olarak yapıyoruz ama onların yaşamına büyük etkiler bırakıyoruz. Hani daha bilinçli olmak, daha farkında olmak gerekli kanısındayım. Kıbrıs günden güne eğitimde çok gelişiyor. Zaten çok da seviyorum ben. Kıbrıs eğitim sistemi zaman zaman acımasızca eleştiriliyor ama hem bir Türkiye vatandaşı hem de bir Kıbrıs vatandaşı olarak baktığımda özellikle İngilizce'de Kıbrıs çok daha üst seviyede şu anda. Özellikle Türkiye'den çok çok üst durumda. Zaten Kıbrıs'a yerleştim mi yerleşeli biraz önce dediğim gibi özel danışmanlıkların yanı sıra Türkiye'de zaten yapıyorum ama Kıbrıs'ta birçok okulun seminerini de veriyorum. Bu dediğiniz nedenden dolayı. Çünkü biz çocukları eğitirken aslında biraz da bize eğitilmeliyiz. Yani anne babalara çok iş düşüyor. Kesinlikle. Bakıyorsunuz zaten çocuk bir geliyor bize işte danışan olarak. Çocuğun düzelmesi için önce benim anne babayı düzeltmem lazım. Evet. Okullar da bunun farkında. Özellikle son 3 senedir çok fazla imza günü ve seminer de yapmaya başladım. Hani buradan izleyen okullar olursa zaten çoğu tanıyor ve işbirliği içinde ama anne babalara yönelik ya da öğretmenlere yönelik seminerde de çok rahat rahat faydalanabilirler benden. Evet, mesela biz de geçen yıl eğitim kurumumuzda henüz sizinle tanışmamıştık ama inşallah bu yıl sizin de katılımınız için çok önemli. Kariyer günleri gibi bir çalışma yaptık. Ben de sürekli eğitime önem veren biri olduğum için en yoğun gün o zaman Linda hocamız çıkmıştı. Yardımcı doçent psikoloji alanında en yoğun gün o gün olmuştu ve velilerin soruları bitmedi ve bizler de orada hani katılımcı olarak, eğitimci olarak bir kez daha ergenlerin ve çocukların aile içerisindeki yarattığı o zorlukları bir kez daha gördük. Dilerseniz önce ergen psikolojisiyle başlayalım. Sonra boşanmış anne babaların çocuklarına geçelim. Çünkü dediğim gibi en yaygın konular bunlar, yoksa konuşacak aynen çok konu var. Evet. Ergenlerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Yaşayabiliyor ailelerde, okullarda. Kendileri kendi içlerinde yaşıyor. Ben sizin kitaplarınıza henüz bakma fırsatı bulamadım ama örneğin bu beden benim başlığıyla bile hani ergenlerin ilk etapta ergenliğe geçişte bedenini kabullenmesi, o geçiş dönemini, o süreci kabullenmesi, o bazen görüyoruz ergenlerde omuzlar düşük yürüyüşler gibi birçok sorunu siz daha iyi bilirsiniz. Özgüven eksiklikleri, her şey. İsterseniz bir genel bunlarla başlayalım. Tabii ki. Şimdi ergenlikte günümüz ergenler işte 18 yaşında, 15 yaşında olduğunu düşünelim. Yani bunlar bizim 2000 doğumlu çocuklarımız genellikle. 2095 ve 2000 sonrası. O yani doğdukları yıldan itibaren Kıbrıs'ın işte sosyolojik yapısına baktığınızda ya da Türkiye'nin, niye Türkiye'de söylüyorum? Çünkü çok fazla Türkiye'den göç alan bir ülke. Bu kabul edilir bir şey artık Kıbrıs'ta. Türkiye ile ailelerinde çok olmasından dolayı hem Türkiye'nin sosyolojik durumu hem de Kıbrıs'ın sosyolojik durumuna baktığınızda 99-2000 yılları Türkiye'deki bu 99 depremi sonrası kuşak.
şu anki ergen kuşağı. Evet. Ve 99 depreminden sonra ailelerde ekonomik çöküşle birlikte çok ciddi bir psikolojik ve sosyal çöküş de başladı. Boşanma oranlarının çok yüksek olduğu yıllar, 2000 yıllarının çocukları, genellikle de boşanmış ya da çatlamış aile çocukları. Hı hı. Durum böyle olunca rol model eksiklikleri çok fazla ergenlerde. İşte ya baba modeli eksik, ya anne modeli eksik, ya ölmüş, ya boşanmış aileler. Ve en çok sorunu da hep genç kızlar gibi görürüz ama aslında erkeklerde daha fazla yaşıyoruz. Neler karşımıza çıkıyor? Son zamanlarda hani psikolojide daha önce olmayan şeyler, çok güçlü anne modellerinin yetiştirdiği güçlü erkek çocukları beklerken anne modeli güçlendiği için feminen davranışları yükselen erkek modelleri çıktı karşımıza. Yani elbette üçüncü cinsiyet bazen genlerden gelir ve kabul edilebilir bir şeydir. Ama öğrenilerek edinilen bir feminen çağ geldi bizim elimize. Bu tabii bizi üzdü. Niye? Çünkü çocuğun işte hormonlarına bakıyorsunuz, son derece iyi erkeklik hormonları var. Ama annenin elinde yetiştiği için kadınlığa daha eğilimli olan bir erkek nesli. Korkutu tabii. O zaman dedik ki işte babalara, boşanmış babalara, hey yok öyle bavulunu alıp da gitmek. Sen babaysan boşandığın zaman da babasın ve babalığını bileceksin. Bu çocuğun senin rol modeline ihtiyacın var. Ha yok musun? O zaman anne babayı tamamen yok olarak varsayıp ama dayı, ama amca, ama ikinci bir eşten çocuğa işte erkek modelini öğretmesi lazım. Evet. En büyük şeyimiz bu oldu. Bunun dışında çok fazla tabii ki anksiyete. Şimdi bakıyorsunuz işte büyüklerde de, yetişkinlerde de çok fazla, gençlerde de her şeyden çabuk sıkılma, her şeyden çabuk eline eteğini kesme. Bu neden? Kıbrıs toplumu 74 savaşıyla birlikte, barış harekatından dolayı da çok iyi biliyor. Hı hı. Bir men olayı yaşandığı zaman ya da işte elinizdekiler alındığı zaman siz çocuklarınıza onu yaşatmamaya çalışırsınız. O yüzden de o fakirliğin, yokluğun verdiği şeyle siz refaha ulaştığınızda çocuğunuza olması gerekenden fazlasını vermeye başlarsınız. Evet. Olması gerekenden fazlasını vermekte çocukta bir süre sonra duygusal tatminsizliğe yol açıyor. Diyor ki her şeyim var. Bir bakıyorsunuz 15 yaşındaki çocuğun işte elinde iPhone'un en son çıkan modeli var. Arabanın en son çıkan, yani Jeep var, Jeep'in de 2018 modeli var. Çocuk maddi olarak doygun ama manevi olarak hep bir beklenti içinde. Çünkü anne baba çocuğuna vermek için çalışıyor ama evde anne baba modelleri yok. Çocuk bu sefer anne babadan olan eksikliği nasıl? İşte başlıyor orada anksiyete. Anksiyetenin bir ileriki tatminsizliği uyuşturucu. Biraz önce gazeteye göz atarken bir sürü uyuşturucu haberi artık sanki çok normal gibi bakıyoruz. Aynı maalesef cinsel taciz gibi. Çok acı bir şey bu. Yani adaya milyonlarca uyuşturucu sokuluyor ve bu bizim çocuklarımızı etkiliyor. Ergen sorunlar arasında evet uyuşturucu, sigara, alkol kullanımı, erken yaşta cinsellik. Erken yaşta cinsellik neden kötüdür? İşte bu da gene bir tatmindir. Eğer siz 10 yaşında, 20 yaşında yaşamanız gereken cinselliği 12 yaşında yaşarsanız 20 yaşında cinsel sapmalarınız meydana gelmeye başlar. Ama anne baba denetimsizliğinden dolayı çocuklarımız cinselliği de çok erken yaşlarda öğrenmeye başladılar. Avrupa Amerika toplumlarına baktığınızda zaman zaman evet yurt dışı gezilerim benim de oluyor. Mesela bir 6 ay Amerika'da yaşadım. O zaman gördüm ki mesela Amerika şu anda çok ciddi bir turn back yaşıyor. Yani geriye bir dönüş başladı. Kültürüne bağlılık, aile kavramları tekrar. Onlar bir yozlaşmayı yaşadılar, bitti. Tekrar aile kavramlarına bağlılıkken biz onları örnek alalım derken onların kötü yönlerini de örnek almaya başladık. Evet. Halbuki şu anda Avrupa'da ve Amerika'da çok ciddi bir aile kavramına geri dönüş var. Evet. Anne baba gene çok önemli ama tabii ki geçmiş olsun. Biz onların her şeyini önüne kalırken kötülerini de aldık ve getirdik toplumumuza, yapıştırdık, kaldı üstümüzde. Bir an önce çocuklarımıza aile bağlarını o yüzden tekrar öğretmeliyiz. Hı hı. Biraz önce dediğim o tatminsizlikler ve her şeye çabuk ulaşmaktan dolayı çocuklarımızın elindeki tablet ve telefonlardan dolayı tabii ki çok ciddi dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviteyle karşı karşıyayız. Gençlerde ciddi bir dikkat dağınıklığı var. Sizi dinlemiyorlar. Evet. Sosyal uyum sorunları var. Yani gözünüzün içine bakmıyorlar. De otizmi geçtik, otizm bir hastalık ama kesinlikle sizi dinlemiyorlar bile.
Evet. Asosyal kişilik dediğimiz şey. Dinliyor, işine gelen taraf alıyor, işine gelmeyen taraf da çekip başını gidiyor. Asosyal kişilik bozuklukları çok fazla. Burada pedagog olarak ne yapıyoruz? Tabii ki çocuğu ele alıyoruz ama bazen bizim de yetmediğimiz yerler olduğu zaman diyoruz ki artık sen pedagogu aştın, sen artık psikiyatrik tedavi görmelisin ama ilaçla ama başka bir şeyle psikiyatri uzmanı arkadaşlara yönlendiriyoruz. Yöneliyorsunuz. Evet, şimdi sizi dinlerken benim izleyenler bilir, birçok programda dile getirdiğim, hani üstüne basa basa söylediğimiz şeyleri söylediğinizi fark ettim. Çok aynı düşüncedeyiz. Özellikle bu Amerika'nın tekrardan, dediğiniz gibi Avrupa evet. ülkelerinin birçoğunun tekrardan eski tradisyonel, hatta programa dönmeden önce biz eğitimde de, ben Finlandiya eğitim sistemine örnek verdim. Onlar geriye tradisyonel sisteme dönerken biz modernlik mantığıyla, yani aslında hani sanal bir modernlikten bahsediyoruz. Modernlik, işte yenilikçilik anlayışıyla kendi öz değerlerimizden, kendi kültürümüzden, örf adetlerimizden, ahlak yapısından uzaklaşıyoruz. İşte ahlak hep böyle sanki dinle bağdaştırılır bizim toplumumuzda ama alakası yok, dediğiniz gibi. Yani Avrupa'da birinci önemli şeylerden biri etikler deriz. Aslında Türkçe karşılığı da ahlak değerleri, ahlak kuralları. Hiç gitmedim ama benim aşık olduğum ülke Japonya'dır. Evet. Çünkü baktığınızda adamlar Hiroşima, yani dünyada bir ülkenin başına gelecek en kötü şey atom bombası. Ama bakıyorsunuz dünyanın en ileri ülkelerinin başında geliyor. Niye? Çünkü saygı var. Saygılarını hiç kaybetmediler. Gitmedim ama hani nereye gitmek istersiniz? Kesinlikle herhalde en kısa zamanda, en uygun zamanımda gidip bir Japonya'yı görmek isterim. Çünkü gerçekten çok içten bir hayranlık duyarım Japon ırkına. O Japonların o teknolojiyle, dediğiniz gibi, gelenekçiliği bir arada en güzel şekilde götürmelerini. Evet. Şu anda zaten dünyanın en ileri ülkelerinde, işte başta Amerika'yı sayıyoruz diye söyledim. Gittiğimde, ki çok oldu gideli Amerika'ya, şunu gördüm. Yani pazar günleri bir tane çocuk dışarıda değil, çünkü aileleriyle işte dinsel ayinlerini yapıyorlar. Daha sonra aileleriyle birlikte yemekler yeniyor. Evet. Yani bizim geri getirmeye çalıştığımız şeyleri onlar zaten fark ettiler ve bir 5 sene 10 sene önce başladılar tekrar kendilerini düzeltmeye. Bizde de ne kadar geri getirmeye çalıştığı konusunda emin değilim ailelerin. Maalesef çocuklarımız bazı değerlerden yoksun büyüyor, dediğiniz gibi ahlak yapısı olsun, etik değerler, adalet duygusu, paylaşımcılık, inanç, hani Kıbrıs toplumu için hep dinsiz derler. Hani din tercih meselesidir. Herkes bir şeye inanabilir ama bazı Avrupa toplumlarında o inanç duygusu da insanlara bir bütünlük, bir birliktelik, bir beraberlik veya bir hani kaygıyla birlikte bir sorumluluk duygusu getiriyor. Bizde o da eksik açıkçası. Kıbrıs'a dinsiz diyenlere ben Türkiye'de diyorum ki Kıbrıs kadar laik bir ülke buluyorsanız yerleşin. Evet. Çünkü Ramazan'da sen rakını içerken öteki orucunu tutar, ona afiyet olsunlar, o da ona Allah kabul etsinler. Ben bu ülkenin, dediğim gibi, vatandaş olmaktan çok mutluyum. Din anne babadan gelen insanın çok da tercih etmediği, belki hani binde bir daha sonra değiştirebilir ama bizim çok da elimizde olmayan bir şeydir. Kaderdir biraz din, hangi dine mensup olmak. Ama ahlak konusunda, laiklik konusunda ben Kıbrıslı Türk'ünle kolay kolay su dökülmeyeceğini inanıyorum. Ama çok da laiktir bence. Biraz yozlaşma gözlemliyorum ben. Yani benim çocukluğumdaki Kıbrıs toplumuyla şimdiki Kıbrıs toplumu arasında ciddi farklar var. Çünkü ama göç bunlar, aldı. Çünkü kendi kimliğini kaybedecek kadar çok göç aldı. Evet. Bunlar eksi yönde olması beni kaygılandırıyor, endişelendiriyor. Yani bizim çocukluğumuzda tabii bazı şeyler de teknolojiyle alakalı, dediğiniz gibi. Hani bunu klasiktir artık, herkes söyler. Hani bizim saklambaç oynayarak geçirdiğimiz çocukluğumuz veya işte ağaçlara çıkarak, zangalak atarak. Yani en büyük keyfimiz bir çam ağacına çıkıp işte bir çam kozalağı koparıp oturup işte saatlerce onu açıp İçerisinden bir küçücük çam fıstığı çıkarabilmek için sırasında taşla ezerdik. Bir küçücük çam fıstığı için emek vermek. Ama şimdi dediğiniz gibi çocuklar hiç emek vermeden her istediklerine bir tuşla, bir tıkla sahip olabiliyorlar. Bu defa tabii ki o verilen emeğin kıymeti kalmadı. Bir şeye sahip olmanın
kıymeti kalmadı, değeri kalmadı. Aynen, dediğiniz gibi anında atabiliyor. Tamam, evet, bazı teknolojik gelişimlere engel olamadık ama onun dışında örf adetler, ahlak, inanç, adalet, evet, duygusu, bunları çocuklarımıza verebilirdik. Ama çocuklarımızda, yeni nesilde ben bunların eksikliğini görüyorum. Saygı ve sevgiden yoksun büyüyen bir nesil görüyorum. Maalesef. Yani birbirini sevmeyen, birbirine saygı duymayan, ki büyüklerimizde de var bu. Mesela hani trafikten sürekli eleştiriyoruz. Aslında trafik tamamen saygı üzerine kurulmuş bir şeydir. Sen benim saygı ve adalet de aynı şekilde. Sen benim haklarıma saygı duymuyorsan ben senin ahlak yapından şüphe duyarım. Mesela ben trafikte yolda giderken sağa dönecek olanlar şeridindeyim. Sol şeritte düz gidecek olanlar var. Bir sonraki şeritte sola dönecek olanlar. Sen sağdan dönmek için sıra beklemek zorundasın ama bunu beklemeyip üçüncü şeritten gelip benim arabamın önüne kırıyorsun. Bu bana göre ahlaktan yoksunluk, adalet duygusundan, saygıdan yoksunluk, hı hı, diye düşünüyorum. Ve bazı değişimleri eksi yönde görüyorum. Ve çocuklarımızı bu eksilerden uzaklaştırmak için bir eğitimci olarak var gücümle çalışıyorum. Dün yayınladığım bir yazımda da yeni akademik yıl için bilgi ve becerinin yanı sıra çocuklara bu değerleri katabilmeyi, kesinlikle, her zaman benimsemiş bir insanım. Ama bazı şeyler bizim elimizde değil. En çok karşılaştığımız durumlardan birisi de teknoloji kullanımı. Veliler de söylüyor, çocuğun elinden telefonu alamıyorum, iPad'i alamıyorum. Çocuk diyor ki hocam çalışmak istiyorum ama kontrol edemiyorum. Oturduğumda gözüm sürekli telefonda, engel olamıyorum diyor. Burada ne yapmamız lazım? Şimdi bakın, biz biraz önce dediğiniz şey çok doğru. Biz çok hayran olan ama uygulamayan bir millet. Evet. Finlandiya eğitim sistemi kesinlikle, evet, yani 10 numara eğitim sistemidir. Ya da biraz önce dediğim gibi işte Japonların 45'ten beri, yani bir asır dolmadan birdenbire ayaklanmaları koskoca bir bomba. Evet. Ne yaparız işte, Finlandiya hayranıyızdır, İsveç hayranıyızdır, Amerika hayranıyızdır, Japon, evet, hayranıyızdır. Onların videolarını görürüz, Facebook'tan like'larız. Ama şimdi başıma gelen çok enteresan bir şey anlatacağım. 99 depreminden sonra bir ara deprem bölgesinde Hollanda destekli bir vakıfta supervisor'lık yaptım. Yani orada eşlerini kaybeden kadınlara meslek öğrettik ki ayakta dursun, hı hı, aileler, evet, diye. Ve orada bu Hollanda kökenli vakıf bize dedi ki çocuk yuvaları aç, mahalle yuvaları, mahalle annelikleri. Finlandiya eğitim, hı hı, sisteminde de vardı. Okey, mahalle anneliğinin programı geldiğinde şöyle bir şey var. Çocuk yemeğini yedikten sonra masayı toplamayı öğrenmeli. Çünkü hayatta çocuğun ne zaman yalnız kalacağı belli değil. Ve bir de bir deprem geçirmişiz. Hakikaten de böyle, evet, bir olay yaşanmış. Biz çocuğun eline el bezini verdik. Dedik ki evladım yedin, şimdi bu kırıntıyı topla. Ertesi gün benim çocuğum hizmetçi mi diyenim istersiniz. Benim çocuğum orayı işte nasıl toplar? Sizin temizlikçiniz yok. Arkadaş, hayır. Biz hayata tutunmayı öğretiyoruz çocuğa. Sen bunu Finlandiya eğitim sisteminde izlerken amenna, evet, ama hayata geçirdiğinde bir kurum, sen diyorsun ki hizmetçi, değil hizmetçi. Ama ben kendi çocukluğuma bakıyorum, ben çamaşırda asardık, ütüde yapardık, hiç, evet, de gocunmazdık, hiç de annemiz bizi hizmetçi gibi çalıştırmadı. Şimdiki nesle bakıyorsunuz, yani lokmaları parçalayarak artık ağzına atıyoruz çocukların. Neredeyse, evet, biz çiğneyeceğiz de vereceğiz yani. Nerede bu çocuğun dimdik ayakta durması? Her şeyi anne baba veriyor. Özel okullarda okutuluyor. Hele ki Kıbrıs'ta, yani devlet okuluna giden Kıbrıslı sayısı gittikçe azalıyor. Bütün Kıbrıslı çocuklar neredeyse şoförle özel okullar. Şoförle kapının önüne kadar gidiyor. Ya, şoförle kapının önünden aranıyor. Öyle. Otobüse binme yok, yürüme yok. Ve oyunlar da mesela bizim çocukluğumuzdaki oyunlar da biraz daha böyle ev işlerine yönelik, işte el becerilerine yönelik, toprakla oynayalım, işte ekip biçme yapalım veya işte hani suyla oynamak, bulaşıkları yıkamak. Mesela bizim bir oyunumuzdu, zevkimiz de ağaca tırmanmak. Ve dediğiniz mantık Montessori eğitim sisteminde de var. Biz Montessori dediğiniz gibi hani başlık olarak alıp koyuyoruz ama uygulamasına, yok, gelince çocuğu serbest bırakıp neyle zevk alırsa ve hep el becerileri. Mesela erkeklerde belki biraz daha böyle hani dülgerlik işlerine olmasın yönelik. İşte kızlarda işte dediğiniz gibi belki ütü, çamaşır, asma gibi. Bence bunları kız erkek bile ayırmayalım. Çünkü, evet, artık erkekler de yalnız yaşamayı tercih, aynen, ediyorlar. Aynen, real oyuncaklarla serbest bırakılıyor ve kendi istediğini seçiyor. Ne yapmak isterse onu seçiyor ama biz de dediğiniz gibi hani başlığı koyuyoruz ama, aynen, uygulamada birazcık zorlanıyoruz. Çok görselciyiz yani, yurt dışında ben Montessori okullarını gezdim, çok da severim o sistemi ama uygulanırsa
Müdür nerede dedim. Çıktı bahçıvan pantolonlu, elleri topla dedi. Gel gel domates ekiyoruz. Burada ama dediğim gibi biz çok şekilciyiz. Yani o Türk kültüründe bir şekilcilik var. Eğer sizin karşınıza ben müdür olarak çocuğunuz olsa gelsem ve bahçıvan pantolonla ellerim çamurlu. Müdüre bahçe mi yaptırtıyorlar da. Evet. Halbuki o sistemin içinde bir şey. Evet. Ama bizde ne olacak işte fırları bağlı, takım elbiseli falan müdür dediğim değil halbuki. Yani müdür de yaşayacak o çocukla birlikte. Hı-hı. Müdür de o çocukla birlikte de öğretmen de o çocukla birlikte toprağa domatesini ekecek, maydanozunu ekecek, tavuğun altından yumurtayı almayı bilecek. Tavuğun altından yumurtasını alan çocuk bir önceki gün yemini de verecek. Yani önce bir besleyecek ondan sonra ürününü alacak. Ama burada bunlar çocuğumu çalıştırıyorlar oluyor. Çünkü niye? Evet. Villalarımız var, bahçelerimiz var ama peyzajlarımız olduğu için çim biçili. Bizim çocuğumuzun ekecek alanı yok o villada ya da bahçeli evde. Yani çocuğumuzun özgürlük alanları yok. Evet dediğiniz çok doğru. Biz çocukken sokaklarda büyüdük. Sokak kavramı bitti. Ama bahçe kavramı Kıbrıs'ta hala devam eden bir kavram. Ayırın küçücük bir yer. Eğer bir müstakil evde oturuyorsanız yer evinde. Ayırın orada eksin, biçsin, papatya eksin. Ya önemli değil ne iş ama eli bir toprağa değsin. Hı. Yine de çok şanslı çocuklar. Yani en azından denize giriyorlar, kumu biliyorlar, kum oyunlarını biliyorlar. Çok ilginç bir şey anlatayım. Şimdi anne baba kitabı yapıyorum ve konu ne biliyor musunuz? Ve yok satacağız. Anne babanın çocuğuyla oynayabileceği 250 oyun. Hmm. Çünkü anne baba oyunları unuttu. Evet. Anne baba ne yapıyor? Eve geliyor. Elinde telefon. Annenin elinde telefon. Evet. Çocuğun elinde telefon. Seremonileri unuttuk. Bence bir ailenin en kutsal anı akşam yemeğidir. Evet. Çünkü bütün aile bir araya gelir. Yani biz verdiğimiz bütün seminerlerde diyoruz ki bir iletişim sepetiniz olsun. En azından akşam yemeklerinde herkes cep telefonunun sesini kıssın. Ölmezsiniz kalp cerrahı değilse birinizden biri ya da acil doktoru. Bırakın yemek yenene kadar. Bugün ne yaptın? Çocukla iletişim önce sizinle başlar. Siz anlatacaksınız ki çocuk da anlatacak. Evet. Ama siz işte daha çocuğa bugün ne yaptın? Arkadaşına kavga. İşte sen de her gün kavga edersin. Bir dinle. Bir neden kavga ettiğini bir dinle. Ama biz ne yapıyoruz? Eve geliyoruz. Bir annenin elinde telefon. Baba televizyona bakıyor. Çocuğun elinde tablet. Ondan sonra biz iletişim kuramıyoruz. 10 sene sonra boşanma oranı çok yüksek arttı. Evet. Tabii. Çünkü iletişim yok evde. Veya nasılsın, ne yaptın dedikten sonra göz dönüyor telefona veya aynen. televizyona. Bu defa o soruyu sormuş olmanın bir anlamı kalmıyor. Veya biz gene benim küçüklüğümden örnek verecek olursam akşamları bu kadar tek kanallı dönemin çocuğu yani TRT döneminin çocuğuyuz biz. Akşam çok fazla da televizyon alternatifimiz yoktu. Heyecanla beklerdik. Aile bütün aile fertleri bir araya toplansın. İşte kızma birader oyunu vardı. Süper. İşte yılan oyunu vardı. Böyle işte hani kendi kendimize oyunlar üretip bütün aile bir arada oynayabileceğimiz veya işte kağıt oynardık. Yaz akşamları mutlaka Kıbrıs'ın vazgeçilmeziydi. Balkonlarımızda oturup yasemin dizerdik ailece. Ah. Mulihiye ayıklardık. Mutlaka bizim bütün aile toplanır. Annem, babam, ben, kardeşim hep bir arada mulihiye ayıklar. Ne kadar önemli yasemin ama ince dizer. El kaslar evet. aynı zamanda yani. Bu evet. işin içinde eğitim de var. Ama şimdilik dediğiniz gibi bunlar yok. Evet tamam teknoloji çağından geçiyoruz. Yoğun bir yaşam şekli sürüyoruz. Ben kendimden örnek verecek olursam çok yoğun bir iş temposunda çalışıyorum. Evliyim, çocuğum yok ama bazen bana diyorlar ki işte kocana zaman ayırmıyorsun. Ama kocam, eşim hiç şikayetçi olmuyor. Çünkü insanlara anlatmakta zorlanıyoruz ama biz evet eve geç gidiyorum. Eşimle geçirdiğim vakit bazen bir saat oluyor ama ben o bir saati gittiğimde sadece eşime zaman ayırarak geçiriyorum. Bizim o kaliteli zaman ve çok verimli demiş. Diyorum ki bazen ben zaten eve gelsem de ve 4 saat 5 saat akşam birlikte geçirsek de ben mutfakta uğraşırken sen televizyon izlerken veya ben işte üst katta duş alırken sen aşağıda bahçeyle uğraşırken yine aslında birbirimizden kopuz. Aynı çatı altında ama iki bambaşka iletişim aracıyla meşgulüz. Belki bir saat geçiriyoruz ama gerçekten tam bir saati verimli geçirmeye çalışıyoruz. Bunu ben bazen örnek veririm. Hani çocuğunuzla da az zaman geçirebilirsiniz. Aynen. Vazgeçemeyeceğimiz durumlar vardır. Vardiyalı çalışan ailelerimiz vardır. Bazı şeyler onların elinde değildir. Ama
geçirebileceğiniz zamanı en değerli, en kaliteli şekilde geçirmeniz kesinlikle çok önemli tabii diye canım, düşünüyoruz. Tabii canım, danışan geliyor bize, ev hanımıyım, bütün gün çocuğumlayım ama çocukta o var, şu var, bu var. E tamam, bütün gün evdesin ama bulaşık yıkıyorsun, çamaşır yıkıyorsun, evet, dönüp çocuğa bakmıyorsun. Onun boyuna oturmuyorsun bile. Ya da bulaşık makinesi teknesinin önünde işte bir şey yapıyor, çocuk arkası dönük, bir kere iletişimde arkası dönüklük olmaz. Sen çocuğun boyuna eğiliyor musun? Çocukla yüz yüze bakıyor musun? Yok. Evet. İşte ya da evet, en önemli şey telefon elinde ama anneye sorduğunuzda ya da babaya diyor ki ben çok kitap okurum. Ben de çok kitap okudum ama çok da yanlış yapıyorum hayatımda. Pedagog yani, hı hı, kitap okumakla doğru yapmak arasında çok da paralel bir şey yok. Okuyorsun, evet, ama yapmıyorsun. Yani, bir de okuduğunu ne kadar anlıyorsun, evet, o da var. Yani okuyorsun, diyorsun ki işte çocuk iletişimde iletişim çok önemli ama çocuğuna geçirdiğin zamana bakıyorsun, yok. Çocuğa diyorsun ki dur ben şimdi seninle ilgili kitap okuyorum. Okuma. Onunla ilgili. Onu okuma asıl. Sen, hı, o kitabı okuyana kadar çocuğunla ilgilen. Hı hı. Nedir? İşte ben onu okudum. Okuma ya, okuma. Sadece yaşa. Hı hı. Biz ondan mutlu çocuklardık. Yani annemiz bizimle birlikteydi ama face to face dediğimiz o birlikte iletişimimiz, evet, çok fazlaydı aynı zamanda. Şimdi tık 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 elimizde bir bilgisayar. Peki nasıl azaltabiliriz? Yani veliler bunu çok soruyor. Yani nasıl çocukların hani telefondan ve iPad'den kopartmak, bilgisayardan kopartmak, yani evde bir savaş anına dönüşüyor diyorlar. Koparamıyoruz, yapamıyoruz diye böyle büyük bir çaresizlikle geliyorlar. Nasıl yöntemler denemeliler? Çok başarılı bir yöntem var. Programı, evinizde program olacak ama program çocuğa yapılmaz. Program aileye yapılır. Diyelim ki çocuğunuz saat 4'te şeyden geliyor, okuldan geliyor. 4'ten 4.30'a kadar aile sohbet saati. Şimdi bizim yaptığımız yanlış şu, bütün öğretmenlerin, annelerin, babaların, psikologların, pedagogların, herkesin. İşte çocuğa dinlenme. Hayır, o dinlenme saati aileye dinlenme. Akşam yemeği ve sohbet vakti, yani çocuğa değil. Eğer orada bir iletişim vakti varsa annenin de elinde telefon olacak, babanın da elinde, çocuğun da elinde. Ama kitap okuma saati ise annenin de elinde kitap olacak, babanın da, çocuğun da. Yani program asla çocuğa göre yapılmaz. Çocuk bizimle evde sosyal bir ortam paylaşıyor. Biz çok tembeliz anne babalar. İstiyoruz ki çocuk orada dersini yapsın odasında. Biz orada maçımızı izleyelim, televizyonumuzu izleyelim. Yok öyle bir hayat. Yani çocuk sizi taklit ediyor. Hani her zaman söylenen bir şey vardır ve çok doğrudur. Sizin ağzınızdan çıkan değil, yaptığınızdır çocuğun sizi taklit aldığı şey. Yani yalan konuşma çocuğum diyorsunuz ama bin bir türlü yalanı siz söylüyorsunuz. Çocuk ağzınızdan çıkana bakmayacak, sizin söylediğiniz yalanlara bakacak. O yüzden hele ki şimdi okullar başladı, siz çocuğunuza evde bir program yaparken çocuğunuza program yapmayacaksınız. Ailenize program yapacaksınız. Çocuğun sınavı varsa ve anne baba o gün çocuğun sınavını önemsememiş, işte o gece bir mekana eğlenmeye gidiyorsa, çocuk da o sınava işte babaannesiyle, anneannesiyle çalıştıysa zaten çok fazla bir verim almayacaktır. Anneler babalar eskiden çocuklarını önemserdi. Şimdi kendilerini önemsiyorlar. Bence çağımızın sorunu bu. Evet. Bencilleşme çok fazlalaştı. İşte anne diyor ki cuma günü, perşembe günü diyor baba dışarı çıkıyorsa cumada ben dışarı çıkarım. Elbette çık. Ama çocuğun programını aksatmadan çık. Ömrüm boyunca hep ben diye yaşayacaksan o zaman beni herkes mazur görsün. O zaman çocuk yapma. Evet. Tek başına yaşamak da bir hayat tercihidir. Ama bir çocuk yaptıysan o zaman o senin kuralına değil, sen onun hayatına uyacaksın. Çünkü artık senin en önemli görevlerinden birisi de annelik ve babalıktır. Evet. Biz istiyoruz ki hem gezelim, hem tozalım, hem iyi bir çocuk yetiştirelim. Olsun. O öyle olmuyor. O öyle olmuyor maalesef. Orada da biraz şartlanma ve dıştan gelen hani o baskı, artık belli bir yaşa geldin ve işte evlilikte belli bir aşamayı atlattın. Hani çocuk yapmak, evet, mecburiyet gibi. Mesela biz de aynı baskıyı alıyoruz ve ben her zaman dile getiriyorum. Eğer ben zaman ayıramayacaksam, hani ne yaşa bakar bu, ne de işte güzel bir evliliğinin olmasına, hazır hissetmiyorsam, kesin, o zamanı ayıramayacaksam ben çocuk yapmam. Hani bak yap da işte annen bakar. Annen bakacaksa ben niye çocuk yapayım? Tabii. Ve işte bakıcı tutarsın, onu yaparsın. Ben bak hani kendim eğer onun gelişimine zaman ayıramayacaksam o zaman dediğiniz gibi o tercihi ya ertelerim veya daha farklı bir tercih yaparım. Yani erteleyin ama çocuğunuz da olsun, dünyanın en güzel, evet, şeyi çocuk olması. Ama dediğiniz şey çok doğrusu, güzel planlamak lazım. Yani, evet,
tamam okuldan çıkınca annem bakacak çocuk yapmaya karar. Ama işte eve geldiğimde de bir saatlik vakit ayıracağım ona mutlaka. Çünkü artık günümüzde o mesela bir sürü de danışanım var pilot adam ne yapsın yani ya da hostes kadın evet. Yani uçuyor işte. Belki bir ay çocuğunu görmüyor. Önemli olan bir ay çocuğunu görmemesi değil. Döndüğünde çocuğu duygusal tatmini ediyorsa eli kolu dolu olmaktan bahsetmiyorum. Evet, o zaten yani duygusal tatmin. Parkına götürür, sinemasına götürür, çocuğuyla yatar, çocuğuyla ilgilenir. Ve çocuk onun artık bir ayda bir gördüğü bir baba ya da anne olduğunu benimsemişse burada hiçbir sıkıntı yok. Siz de bunları planladıktan sonra yani çocuk yapmanızda evet. bir sakınca yok ama bana ne çocuk, annem bakar, ben de arada bir görürüm şeklinde çocuğun evet. hayatında üçüncü şahıs olacaksanız hakikaten yapmayın evet. o çocuğu. Gerçekten önemli. peki bir diğer önemli konularımızdan birisi de boşanmış anne babalar. Evet. Bazı boşanmalar gerçekten dediğiniz gibi fazla ben duygusu gelişmesinden kaynaklanıyor. Fedakarlık yapmaya veya karşı tarafla empati kurmaya, anlamaya, hoşgörü göstermeye yaklaşmıyoruz. Sabretmiyoruz, sebat etmiyoruz. Şükretmiyoruz. Bunlar çok önemli kavramlar. Ama bazen de gerçekten mecburi ayrılıklar olması gerekiyor. Tabii ki. Her zaman şöyle bir deyiş vardır. Olan çocuğa oldu derler. Bu süreci mutlaka etkilenmeden geçirmek mümkün değil belki ama bunu en aza nasıl indirgeyebiliriz? Bir de yaygın olarak ikinci evlilikler, bazen ikinci evliliklerde iki tarafında çocuğu yani işte yabancı bir kardeşin eve girmesi veya yabancı bir babanın, baba demeyelim bir erkeğin erkek veya bir kadının erkek modelinin yalnız. Eve girmesi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye'de 10 yıldır sanırım aile mahkemeleri var ama son 6 aydır Kıbrıs'ta da biraz önce konuşurken de bahsettim. Yavaş yavaş psikologlar, pedagoglar mahkemelerde şahit olarak dinlenmeye yani bunun profesyonel adı bilirkişiliktir aslında. Hı hı. Hem de ciddi ciddi davaları değiştirmeye başladı. Herhalde bir hani son 3-4 ayda 5-6 tane mahkemeye de girdim. Yakında bir ofiste oraya açacağım evet. diyorum. Yani çünkü boşanma oranları çok çoğaldı. Neden? Çünkü yasalara baktığınızda işte 5 yaşında, 4 yaşındaki çocuk belki velayet annede gibi gözüküyor. Ama ruhsal durumuna baktığınızda çocuk annede kalırsa çok daha kötü etkilenecek. Hı-hı. Çocuk babaya çok bağlı. Baba modelini çok daha seviyor. Anne modeli ki yaşadığımız çok ciddi travmatik olaylar da oldu yani duyduğumuz, haberlerini aldığımız. O yüzden de savcılar, hakimler çok ciddisi dinliyorlar artık. Yani nedir bu çocukla görüştünüz mü? Baba mı daha etkili, anne mi daha etkili? Ya da annenin yaptığı hatalar varsa, travmatik hatalar onları da söylüyorsunuz. Ve o eskiden de hani 4-5 yaşın altındaki çocuk mutlaka anneye verilir. Pedagog, psikolog tarafından babada kalmasının daha iyi geleceğine inanıyorsa savcı ya da hakim kimse en başta karar veren merci ciddi kararlar değiştiriyor artık pedagoglar, psikologlar. Çocuk nasıl etkilenir? Garibim çocuklar gerçekten yani olan çocukları oluyor. Çünkü anne babalar sanki de boşanıp birbirlerini değil çocuğu cezalandırıyorlar. Çocuk üzerinden oyun oynuyorlar. Yani işte anne nafakayla babayı vurmaya çalışıyor. Baba da diyor ki o zaman ben de çocuğu görmem, nafakada vermem. Niye çocuğu görmüyorsun? Sen kadına kötülük yapmıyorsun çocuğu görmemekle. Çocuğuna yapıyorsun. Ya da nafakayı boşandığın insana vermiyorsun, çocuğuna veriyorsun. Ama olay öyle bir savaşa dönüşüyor ki ortada olan garibim çocuğu alıyor. Hele ki dediğiniz gibi ikinci, üçüncü şahıslar girdiğinde annenin ya da babanın hayatına çocuk tam bir çorbaya dönüyor. Yani anne yok, başka bir kadın var. Baba yok ama başka bir adam var. O onunla evli, o onunla evli. Bir de birbirlerine nispet olsun diye mesela en çok yapılan ve benim en çok uyardığım şeydir. Baba eşinden daha yeni boşanmış. Hayatına giren bütün kadınları çocukla tanıştırıyor. Ve bu sefer çocuk erkek modelinde şunu zannediyor. Ben her an herkesle olup onları terk etme gibi bir şeyim var benim, hakkım var. Ya da anne bunu yapıyor zaten. Yani biz her zaman diyoruz ki boşanmış anne babalara ne olur evleneceğiniz ya da ciddi düşündüğünüz insanları çocuklarınızla tanıştırın. Yani her önüne gelen senin yemek yediğin, içki içtiğin kişiyi çocuk tanımasın. Kafasında model karmaşası yaratıyorsunuz çocuğun. Eminseniz hayatınızda bundan sonra bu insan olacak. Arkadaşınız da olabilir, sevginiz de olabilir ama günübirlik ilişkilerinizi çocuğunuza niye tanıştırıyorsunuz? Evet.
Bu sefer hatta o süreçte belki bir pedagog yardımıyla birlikte hani o yeni kişinin hayata girişinde öyle bir destekle. Öyle oluyor zaten genellikle. Şimdi daha bilinçliler ama bunun bilinçli yapan aileler olduğu kadar nispet yaptığı için psikoloğa duymayan da bir sürü anne baba var hala. Çünkü nispet yapıyor. Diyor ki oh bak sosyal medyaya da koyayım. Öteki ex kişi de bir görsün, bir çatlasın, patlasın. Bak hayatımda biri var. Ex kişiyi kıskandırmak adına artık sosyal medyayı çocuk da kullandığı için bir bakıyor ki annesi başka bir adamla ya da babası başka bir kadınla, aslında olan karşı tarafı olmuyor. Olan o garibim çocuğa alıyor. Ya da işte çocuğu kullanarak birbirinize edeceğiniz hakaretlerde çocuğu arada bırakmak. O babana söyle işte o şöyle böyle bir insan. O annene söyle o da şöyle böyle bir kadın. Söylemeyin yani, varsa söyleyeceğiz, açın telefonu söyleyin. Yani çok rahatsız eden iletişimleri olan ailelere biz hep şey diyoruz. Çocuğunuza lütfen bir telefon alın. Madem öyle, işte baba diyor ki mesela boşandık, çocuğumu arayamıyorum diyor, anası vermiyor telefonu. Anası oluyor genelde. Diyorum ki o zaman annesinin telefonu kullanmayın. Çocuğun bir telefonu olsun, siz oradan arayın çocuğu. Ama tabii karşı taraf çok inada bindirdiyse çocuğun telefonu olduğu halde onu da alıyor gene kapatıyor. O da aslında çok iyi bir çözüm değil ama en azından çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Evet. Boşanmalar artıyor. Daha da devam edecek bence bu artışlar. Nedeni de dediğim gibi insanların artık bireyselliği çok daha sevmedir. Yani anne babalığı çok benimsemiyorlar. Ben olayını biraz abarttık toplum olarak. Evet ben diyelim ama karşımızdaki ve sorumluluk sorumluluğumuzda olan kişilere karşı yapmamız gerekenleri unutmayalım. Evet. Biz annemize karşı sorumluyuz. Babamıza karşı sorumluyuz ve çocuğumuza karşı sorumluyuz. Şartlar ne olursa olsun bu üç faktör hayatımız boyunca değiştiremeyiz. Bir de kardeşlerimiz tabii ki. Evet. Ve tabii ki evliysek eşlerimiz de aynı şekilde. Hadi eşi değiştirebilirsiniz ama orada anlatmak istediğim şu. Çocuğunuza karşı olan sorumluluk görevlerinizi ömrünüz boyunca taşımak zorundasınız. Ben işte zaten biraz bu boşanmalarda da aynı şeyi düşünüyorum. Yani hani sorumluluklarımızın farkında olmadan ve ben hep şey derim, bazen ilki söylediğimde negatif karşılanır. Ben derim erkek ve kadın eşit değil derim. Ne demek falan, sen işte hani bu kadar feminist bir kadınsın, bir dakika derim, açıklayayım. Hani hak eşitliğimiz var ama eşit değiliz. Bambaşka iki beden, tabii, bambaşka iki ruh, bambaşka iki beyin yapısı. Zaten eşit elbette olsak bir yaratılırdık. Mutlaka ki farklıyız ve farklı düşüneceğiz sırasında. Farklı isteklerimiz olacak, farklı bakış açılarımız olacak. Önemli olan biraz hoşgörü, saygı, orta yolu bulmak isteyen bir insan bulur zaten. Önce niyet edin. Hani bunu isteyin, bir orta yolda buluşmaya. Ondan sonra bence buluşursunuz zaten. Hani ben çok üzülüyorum boşanmalara maalesef. Çocuklu boşanmalara özellikle. Bir kez daha düşünmekte fayda vardır. Hani durum ne kadar o noktaya götürmek zorunda bizi. O çocukların bir aile ortamında büyümesi çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. İşte o yani evlat yaparken bir dediğiniz çok doğru, ailelerin o zoruna gelmemek lazım. Yani ben hazırsam yaparım o çocuğu, hazır değilsem yani annem babam beni etkilememeli. Ama hala Kıbrıs kültüründe biraz anne baba etkisi var, çok fazla. Hatta çocukların psikolojisinde de hala anneanne, babaanne ve dede çocukların eğitimine çok karıştığı için çatışmaların çok yaşandığı bir kültür aslında. Evet. Yani anne baba bana geliyor diyor ki biz diyor anne baba olarak diyor yolu buluyoruz ama hafta sonu diyor işte Mausa'ya, Girne'ye, Lefkoşa'ya gittiğimizde dedenin yanında dede diyor ki be bırak çocuğu oynasın ne yaparsa. E tamam da ondan sonra çocuk dededen, anneanneden, babaanneden yüz bulduğunda anneyi babayı kullanmaya başlıyor. Evet. Dilerseniz bir yorumlarımıza, sorularımıza bakalım. Tabii, tabii ki. Neler yazmış izleyicilerimiz? Kaan Ceylan iyi yayınlar, hoş sohbetler Cemre Hanım demiş. İsmail Yorgancı, İnci İnanç bizleri izliyor. Kaan Ceylan demiş ki bu zamanın çocukları evde bilgisayar, tablet, cep telefonuyla büyüyor. Benim yaşıtlarım sokakta koşturarak top oynamak, düşe kalka büyüdük. TV çıkan eğitimciler söylüyor. Çocuklar dışarıda yaşıtlarıyla etkileşim içinde olmalı. Ama dışarıda yaşananlar meydanda sapığı var, cinsel istismara uğraması var. Var da var yani demiş. Şu yaşadığımız zamanda çocuk yetiştirmek zor. İnsanlar ekonomik sıkıntılarıyla boğuşuyor. Zaten çocuk okulda arkadaşından görüyor, istiyor. Maddi durumu olmayan vatandaş ne yapacağını bilmez halde TV'lerde özendirici yayınlara kısıtlama gerekiyor. Bence çok önemli konular, vakit sıkıntısıyla dile getiremedik. Yoksa evet, hepsinin dile getirilmesi lazım. Murat Uzun ve Bizeki Sert Tersem Akbenli
Can bizleri izliyor. Özdemir Berovar, Lefkoşa Milletvekilimiz, Ulusal Birlik Partisi'nin eski Eğitim Bakanımız. Selamlarımızı iletiyoruz. Saygılar, sevgiler. Münep Gül bizleri izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz. İsmail Sarı demiş ki okullarımıza, çocuklarımıza yeterince pedere hizmetleri verilmediğini düşünüyorum. Ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için yeterli imkanlar mevcut değil. Ayşen Hanım ne düşünüyor demiş. Kim demiş bunu? Hangi seyircimiz? İsmail Sarı demiş. Münep Gül çok iyi görünüyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Buradan da sevgili kuaförüm, her hafta konuşuyoruz. Öyle buradan selamlarımı iletmeyi unutuyorum. Dream Hair'dan Mustafa Bey'e sevgilerimi iletiyorum. Her hafta saçımı kendisi tarıyor. Ekranlara o hazırlıyor bizleri. Teşekkür ediyorum kendisine. Erol Cansek, Esra Öz, Müslüm Güçler, Sayın Cemre Akar ve konuğu pedagog Ayşen Oya, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Diyalog TV aracılığıyla halkımızı bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ederim demiş. Sorum ise şu: SOS çocuk yurdundaki çocuklar için yapılan çalışmalar yeterli mi? Oradaki çocukların hakları ve ihtiyaçları dikkate alınıyor mu demiş. Önemli bir konu. Erol Cansek, tebrik ederim Cemre Hanım. Çok güzel birçok konuları vurguladınız. Yorum yapmama gerek kalmadı çünkü hemfikiriz demiş. İnci İnanç, başarılı yayınlar dilerim. Esra Öz, sevgilerimizi iletiyoruz. Konu mükemmel demiş. Ayşe Ömer Balkaya, iyi yayınlar, iyi seyirler demiş. Bazı yorumlar her hafta söylüyorum. Önümüze düşmüyor, maalesef okuyamıyoruz ama belki fırsat bulursanız program sonrasında yanıt verirsiniz. Tabii bir toparlayalım. Ki. Ben de hızlı bütün, bir şekilde aslında her biri bir programlık konu aynen ama. Aynen öyle. Sizin o enerjiniz zaten daha böyle televizyondan içeri girer girmez geldi. Dedim bu yayın uzar gider. Evet. Umarım bir başka yayında daha görüşeceğiz. Evet. Ama bütün bizi izleyen seyircileri ben de sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İzleyicimizin dediği şeye çok katılıyorum. Okullarda daha pedere konusunda eksikler var. Bunun nedeni de kaynaştırma eğitiminin daha yerleşmemiş olması. Kaynaştırma eğitimi ne demektir? Okuldaki pedere uzmanları genelden sorumludur. Yani bütün okuldaki çocukların psikolojisinden sorumludur. Hı. Kaynaştırma eğitiminin, özel eğitiminin yapılabilmesi için okulların bir an önce özel eğitim uzmanları da görevlendirmesi lazım. Özel eğitim uzmanları işte 7 saatlik bir ders vaktinde en azından 1-2 saat özel eğitime ihtiyacı olan çocukları alıp onlarla ilgilenmeli. Ama zannediliyor ki işte pedere uzmanı, hayır, pedere uzmanı dediğim gibi okulun genelinden, genel olan sorunlardan sorumludur. Bir an önce bunun da işte düzelmesi için okullara özel eğitim uzmanlarının atanması, evet, ve kaynaştırma eğitiminin başlatılması lazım. Daha Kıbrıs'ta kaynaştırma eğitimi yok. O yüzden orada daha önce gölge öğretmen olayından da bahsedilmişti ya, o çocuklara. Henüz o da daha yeni yeni geliyor. Gölge öğretmen şu anda aileye çok ciddi bir külfet. Çünkü evet, okul karşılamıyor gölge öğretmeni. Evet. Özellikle özel okullar, hani sabahtan beri dilimize pelesenk oldu. Önce anne babalar eğitilmeli. Evet. Çocuk geliyor, bize göre hiç sıkıntı yok. İşte çocukta otizm var, çocukta başka bir davranışsal durum var. Biz alıyoruz çünkü farklılıkları en iyi biz biliyoruz ama özellikle özel okullarda anne baba diyor ki ben dünyanın parasını verdim, onunla ilgilenirken öğretmen benim çocuğumla ilgilenmiyor. Hani o bencillik diyoruz ya, bu sefer özel okul tabii ki çok haklı olarak müşteri kaybetmesin diye diyor ki ya bu çocuğu almayacağız ya da diyor siz gölge öğretmen tutun. Veli zaten dünyanın parasını vermiş, bir de dışarıdan bir gölge öğretmen tutuyor. Bir çocuğun eğitimi iki katı. Niye? Çünkü özel bir çocuk. Özel durumu olan bir çocuk. Niye cezalandırılsın ki? Biz her zaman demiyoruz mu? Engel her an bizim de başımıza gelebilecek bir şeydir. Evet. Her an şuradan düşüp ortopedik özürlü olmamız mümkün. Kesinlikle. Başımıza gelmeyince bilemiyoruz böyle şeyleri. Ya da zihinsel engelli olmamız da mümkün. Yani bir şey olur, bir tansiyonumuz, bir her şey olabilir ama o kadar benciliz ki kendi çocuğumuz olmadığı sürece bunları yaşayan çocuklara saygımız yok. Böyle olunca da özel okullar kendilerini çekiyorlar ve diyorlar ki maalesef biz bu çocuğu alamayız. Devlet okullarına gidiyor bu tür çocuklar. Devlet okullarında da yok gölge öğretmen ya da kaynaştırma eğitimi. Anne babanın imkanları dahilinde işte özel eğitim veren kurumlarla, gölge öğretmenlerle öyle kaderine bu çocuklar sürükleniyor. Daha yenilecek çok fırın ekmeğimiz var. SOS'i sormuş bir izleyici. Evet. Hiçbir bilgim yok. Evet. Çünkü ben gerçekten genelde hani pedagog olarak genel olan durumlara bakıyorum ama araştırılabilir. Evet.
bir konu. İstiyorsanız yani gideriz, bakarız ne oluyor, ne olmuyor. Elimizden gelen yardımı da yani teftişe gitmeyeceğiz tabii ki. Evet. Oradakiler işine biliyor ama eksik nedir? Kadına. Bizim evet. yapabileceğimiz bir şey var mı diye gideriz. Evet. Olabilir yani seve seve de SOS'e özellikle çok ciddi bir benim de ilgim var ama istedikleri bir şey olursa gönüllü olarak da seve seve her türlü yardımı sadece SOS'e değil bütün kurumlara yapmaya hazır. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sanki programa yeni başlamışız gibi evet. hissediyorum. Konuşacak çok konu var ama yönetmenimiz içeriden uyarıyor. Haberlere geçecekler. O yüzden bugünlük maalesef burada kesmek zorunda kalıyorum. Ama en kısa zamanda sizi tekrardan ağırlamak seve isterim. Seve. Ne zaman isterseniz. Halkımızı, ailelerimizi bilinçlendirmek, aydınlatmak bizim görevimiz, vazifemiz. Bunu görev edinmişiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sizlerde de o ışığı gördüm, o enerjiyi gördüm. Bir kez daha bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Seve seve. Ne zaman isterseniz gelin yine konuşuruz. Evet. Beni çağırın ben de gelirim ve konuşuruz. Çok size. Teşekkür ederiz. Evet 360 derecede bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saatlerimiz 15.10'u gösterirken Diyalog TV ekranlarında sizlerle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kaçıp gider. Lefkoşa'da kebabın doğru adresi, eşsiz lezzetlerin mekanı, Urfalı Osman Bey Konağı, Cemre Akar'la 360 dereceyi sundu.